Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün modelimiz bu kelebekli bonbon şekerlerden kelebek yaptık en sonunda arkadaşlar. Bu Instagram'da çok sevdiğim arkadaşımın Iı, şeyi tasarımı. Öbür çiçek arkadaşın tasarımı. Onun sayfasında gördüm, çok beğendim arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, bonbon şekerinden kelebek, şöyle küçük dipten yapraklar. Arkadaşlar bu oyunun özelliği bir de bu şekilde yaprakların tığ battıya yapıldığı için 3 zincir çekerek tığ battıların hazırlanması. 3 zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz bu şekilde. Sonra yaprakları yapıp örümceklerle de bu bonbon şekerli kelebeğimiz için böyle yuvalar hazırlıyoruz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Yeni başlarken de aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik. 2 zincir çekiyorum bir defa doladım tığ battımın içine girip 2 2 olarak aldım şimdi bu tığ battımızın içine arkadaşlar yaprak yapacağız 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi çektim bu şekilde kirpiğimi yaptım bir defa tığımızın başına doladık yine aynı tığ battının içine 1 2 2 ikinci trabzanımı yaptım 1 2 3 4 zincir. İkinci trabzanımın da arasına girip kirpiğimi kapattım. Bu tek tığ battının için arkadaşlar tüm trabzanları yapıyoruz. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 olarak aldım. Bu şekilde. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Buraya bir kirpik yaptım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 olarak aldım. Buraya dördüncü trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. Arkadaşlar dördüncü kirpiğimi yaptıktan sonra bu son trabzanım. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 6 tane buraya sık iğneyi yaptım. 7. de arkadaşlar. Aynı yuvanın içine kapattım bu şekilde yaprağım hazır. Yaprağımız bilindik yaprak arkadaşlar. Daha önce yuva üzerine çalıştığımız bu da tığ battı düzeni çalıştığımız bir yaprak. Aynı yaprağı iri tığ battı içinde yapıyoruz. Bir tane zincirimizi çektim bu şekilde. Şimdi buraya orta boy şöyle ipimi uzatıp bir örümcek yapıyorum kapattım. 6 tane zincir 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektim. Kapattığım örümceğimin içine yuva yaptım. Tekrar bir zincirimi çektim. Bu şekilde bir örümcek yaptım. Şimdi arkadaşlar bunu sayıyoruz. 1 2 3 4. Eğer sizin tığ battılarınız biraz da ufaksa 5. kapatabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar örümceklerini arasına 6 zincirden kelebeğimiz için yuva yaptık. Tekrar buraya 1 2 zincir bir defa doladım tığımın başını. Tığ battının içine girdim. 2 2 olarak alıp trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir yaptığım tığ battı arasına kapatıp kirpik yaptım. Bir defa doladım. Aynı tığ battıya 1 2 2. 3 seferde aldığım bir tırabzan. Bu ikinci tırabzanım. 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum buraya Bu ikinci kirpi 2 i̇ki defa doladım, yuvaya girdim. 2 2 2. 3. tırabzanım. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum. Bu şekilde 3. kirpiğim. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 2. Bu şekilde 4. trabzan. 1 2 3 4 zincir. Kapattığım yuvaya. Şimdi arkadaşlar buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 alt. trabzanımız 6 tane sık iğne yaptık 7. de yuvada kapatıyorum bu şekilde bir zincir çekiyorum örümceğimi yaptım 1 2 3 4 5 6 kapatıyorum arkadaşlar örümceğimin üzerine. Bu şekilde yuvamızı kapattık. Bir zincirimi çektim. Örümceğimi yapıyorum. Beşinci, bir, iki, üç, dördüncü pardon arkadaşlar. Bu şekilde dördüncüye de örümceğimi kapattım. İki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Tığ maddeye girip iki, iki aldım. Şöyle örümceğimizi bir çekelim arkadaşlar. Şimdi buraya yine yaprak yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir. Kirpiğimi kapattım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 seferde daldım. Bir trabzan yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi kapattım buraya. Bu ikinci kirpiğim. 2 i̇ki defa doladım. Yuvaya girip 2, 2, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi trabzanımın arasına kirpik yaptım. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. Bu sefer 4 seferde 1, 2, 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir kapatıyorum arkadaşlar buraya. Ve 6 tane son trabzanıma sık iğne giriyorum. 1, 2, 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğnemi yaptım son trabzanıma aynı tığ battının içine de giriyorum bu da 7. yaprağımız hazır bir zincirimi çektim ipimi kopardım zincirimi çekip ipimi tığıma tutturdum arkadaşlar bu şekilde bu 6 zincirli yuvamın içine sık iğne ile tutturdum ipimi buraya dört tane zincir çekiyorum 4 zincirimi çektim şu ipimi bir tane olsun alttan götürmek istiyorum arkadaşlar 2 defa doladım tığımı yuvaya girdim 2 2 2 olarak aldım bu şekilde buraya bir yuva yaptım arkadaşlar trabzanla 5 tane zincir 2 3 4 5 zincir 5 zincirimi çektim buradaki trabzan arama girip bu şekilde buraya bir kirpik yaptım şöyle şekilde tutalım arkadaşlar gözünüzde daha güzel gözüksün 2 zincir çektim kirpiğimin üzerine bir defa doladım yuvanın içine arkadaşlar girip ilmek aldım bir defa doladım ilmek aldım 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane buraya ilmeğimi aldım ve yuvanın içine girip bir tane de oradan ilmek aldım. Bu şekilde tüm ilmeklerimi çekiyorum arkadaşlar. Kapattım. 5 zincir 5 zincirimi çektim. Dipteki kapattığım noktaya buraya bir kirpik yaptım. bu şekilde. 3 zincir 6 zincirli bu yeşil yuvaya tekrar kapattım. Buraya arkadaşlar bir tane bonbon şeker yaptım. Şu örümceğimizi arkadaşlar keselim. Pardon ipimizi keselim. Bu şekilde. Buraya arkadaşlar bir zincir çekip küçük bir örümcek yapıyoruz. Bu kelebeğimizin anteni için arkadaşlar. Yine bunu yeşil yuvada kapattım örümceğimi bu şekilde. 4 zincir 4 zincirimi 2 defa doluyorum. Yeşil yuvaya girdim. 2 2 2 olarak aldım. Bu şekilde bir tane trabzan yaptım. 5 zincir 5 zincirimi çekip trabzanımın arasına girdim kapattım 2 zincir çekiyorum 2 zincirimi çektim bir defa doladım bu yaptığım trabzan arasına 10 tane gireceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bu da 10. arkadaşlar. Bir tane de bu yeşil yuvaya giriyorum. 11 oluyor. Ve hepsini birden bu şekilde buraya kapattım. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi buradaki dipte kapatıyorum. Kirpik yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde yeşil yuvaya da girip 3 zincirimi kapattım. Bir tane de zincir çekiyorum. ipimi kopardım. Bu şekilde arkadaşlar ipimi yakayım. Kirpiğimizi yapalım. Beyaz ipimizi tığımıza tutturduk arkadaşlar. Yaptığımız bu bonbon şekerli kelebeğimizi alıyoruz. Burada küçük bir örümcek yapmıştık. Bu bize bakan ön taraftaki ipi çektiriyorum arkadaşlar. Buraya sikine yapıp ipimi tutturdum. 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirimi bu mavi yuvada kapattım. Buraya kirpik yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirimi kirpime yaptım çektiğim ilmeğe kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. İlmeğe kapatıyorum arkadaşlar buraya bir kirpik yaptım tekrar 5 zincir 5 zincirimi kapattım bu örümcek çektiğim örümceğin içine bir zincirde çektim ipimi kopardım bu şekilde kirpiğimiz hazır arkadaşlar iplerimizi temizleyip gelelim Evet arkadaşlar 3 tane örnek amaçlı olduğu için sizlere göstermelik bir şekilde yaptım Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Üç tane bonbon şekerinden kelebekler. Çok tatlı oldular arkadaşlar. Çıtı pıdı oldular. Yapraklar arasında çok da hoş durdular. Tabi sarı pembe devamındaki renkleri de yapabilirsiniz. Model amaçlı olduğu için videonun fazla uzamaması için bu kadar yaptım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.